Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan ve Özbekistan ilişkilerinde önemli bir gelişme kaydedildi. İki ülkenin cumhurbaşkanlıklarına bağlı stratejik araştırmalar enstitülerinin önderliğinde bir Kazak-Özbek uzmanlar konseyi oluşturuldu. Hedefi ne, amaçları ne? Onu da bize Nurgali Jusikbay aktaracak Aslan Hanım. Efendim, bugünkü yayınımıza müjdeli ve bir o kadar da önemli bir gelişmeyle başlamak istiyoruz. Zira birazdan bilgilerini, ayrıntılarını vereceğim bu gelişme önümüzdeki süreçte sadece Kazakistan değil aynı zamanda Orta Asya'nın da gündemini belirleyebilmesi açısından çok çok önemli. Öncelikle şunu belirtmemiz lazım, ayrıntıları aktarmak adına geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da Kazakistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlıklarına bağlı stratejik araştırma enstitülerinin yetkilileri ve iki ülkenin diğer resmi beyin kuruluşlarının katılımıyla bir önemli toplantı gerçekleşti. Ve bu toplantı sonucunda Kazak-Özbek Uzmanlar Konseyi kuruldu. Ve bu konseyin en belirgin özelliği ise Kazak-Özbek ilişkilerinde ilk kez gerçekleştiriyor olmasıyla birlikte İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde cumhurbaşkanlarına somut projelerin sunması olarak belirlendi. Ve bu toplantıda birçok iki ülke arasındaki mevcut sorunlar ve perspektifler, vektörler değerlendirildi, masaya yatırıldı. Ve hangi yönde geliştirilmesi gerekir bu ilişkilerin mevcutluğunda ne tür sorunlar var ve çıkış yolları nelerdir sorusuna yanıt arandı. Öncelikle bu toplantının önemini anlamamız için neden bu oluşumun şimdi gerçekleştiririz sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir soru. Zira önümüzdeki günlerde 7-8 Ağustos'ta başkent Astana'ya Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi iş ziyaretiyle gelmesi bekleniyor. Önemli bir organizasyon ve hemen ardından da 9 Ağustos'ta başkent Astana Orta Asya liderlerini ağırlayacak ve liderler 6. istişare toplantısını gerçekleştirecekler. Gündemde ise iki ülke arasındaki ilişkiler ve aynı zamanda Orta Asya entegrasyonundaki güncel sorunlar ve çözümüne ilişkin konuların masaya yatırılması bekleniyor. Ve bu konuda Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerde gelinen son durum nedir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor. Bize ulaşan bilgilere göre, istatistiklere göre 2023 itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret seviyesi, hacmi 4,4 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Ve bunun yanı sıra 2022'de Özbekistan ve Kazakistan'ın bir müttefiklik antlaşmasına imza attığını biliyoruz. Bu işbirliğini Azerbaycan ve Türkiye arasındaki müttefiklik antlaşması çerçevesinde değerlendirmemiz yerinde olacak. Ve işte bu konsey iki ülke arasındaki Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin Orta Asya entegrasyonunun dikkate alınarak daha da güçlendirilmesi hedefini taşıyor. Ve belirttiğimiz gibi güvenlik, lojistik, ulaştırma koridorları, sorunlar başta olmak üzere su kaynakları ve bunun yanı sıra Afganistan meselesinin de irdelenerek bir sonuç raporları sunulması bekleniyor bu konsey çalışmasının vizyonu çerçevesinde. Bu bilgileri verelim ve bu toplantıda araştırma enstitülerinin toplantısında gençlere yönelik de araştırmanın yapılacağı konusunda bir açıklama yapıldı. Zira devlet başkanları, devlet kurumları Orta Asya entegrasyonu diyorlar. Ancak buna gençlerin bakış açısı ne? İşte bunun tespiti ve değerlendirmesi çok çok önemli. Evet, gençlere önem veriliyor dedik ve bu konuyla ilgili diğer bir önemli gelişme bugün bize ulaştı ve bize bugün ulaşan bilgilere göre bugün başkent Astana'da Özbekistan'ın inisiyatifiyle başlayan ve uluslararası arenada da çok başarılı bir şekilde taşınmakta olan bir Zakovat Asya Kupası'nın oynanmakta olduğu belirtiliyor. Bu bir bilgi yarışması ve bu bilgi yarışması
Öncelikle gençler ekseninde Kazakistan-Özbekistan arasındaki ilişkileri olumlu etkileyeceği bekleniyor. İlgili paylaşımı Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin sosyal medya mecrasından paylaştı. Ve paylaşımında bu oyunlarda kaybedenlerin olmayacağı, tam tersine her tarafın da ülkelerin de gençlerin de bu işbirliğinden kazanacağı konusunda önemli vurgular yaptı. Evet, bu noktada bugünkü yayınımızı tamamlıyoruz. Başkent Astana'dan Kazakistan ve Özbekistan arasındaki ilişkileri gelinen son noktayı aktardık diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, güzel bilgiler, sevindirici bilgiler aldık Nurgali Jusupbay'dan. Kazakistan-Özbekistan ilişkilerinin gelişmesi tüm Türk dünyası açısından son derece önemli. Sevgili seyirciler.